HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında bu yasama yılında da HDP'nin sözünü her yerde yükseltmeye devam edeceğimizin sözünü de bir kez daha vermek istiyorum. Sorunların çözüm yeri meclis, çözümü demokratik siyasettir ifadesini kullanan Buldan, son 9 ayda en az 63 kişinin cezaevlerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti. Buldan, 63 yaşamı bizden kopardılar. Hepsini bir kez daha saygıyla anmak istiyorum. Aralarında ağır hastalıklara rağmen tedavi ve tahliye edilmeyen de vardı. İşkence ile öldürüldüğü iddia edilen de, işkencelere dayanamayıp şüpheli şekilde intihar ettiği iddia edilen de ifadelerini kullandı. Cezaevlerinde 604'ü ağır olmak üzere 1605 hasta olduğunu belirten Buldan, birçoğu cezaevinde tek başına yaşamını idame ettiremeyecek durumdadır. Aysel Tuğluk arkadaşımız bunlardan sadece bir tanesidir. Duruma acil olan hasta tutsakların tahliyeleri ATK'nın hukuk dışı raporları ile her gün engellenmekte. İktidara ve kurumlarına yaşatma yükümlülüğünü bir kez daha hatırlatıyoruz. İnsani, hukuki, acil çözümler bulunması için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yetkili tüm kurumları derhal göreve çağırdığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum dedi. Olası sınır ötesi operasyona da değinen Buldan şunları kaydetti. Seçim öncesi Federal Kürdistan'da Kuzeydoğu Suriye'de çatışmayı tırmandırıyorlar. Rojava'daki saldırıları da siviller, çocuklar hayatını kaybediyor. Bu sarayın bir varlık yok savaşıdır. Ne yaparsanız yapın iktidarınıza karşı sıfırlanan güveni diriltemeyeceksiniz. Açıklamasında muhalefete de seslenen Buldan, iktidarın savaş politikaları karşısında sessiz kalarak yolsuzluk ve rant değirmenine su taşımayın. Cesur olun, net olun. Barış politikasına sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır. Yaşama ve halklar arası diyaloğa sahip çıkmaktır diye konuştu. Ekonomide yaşanan kriz de Buldan'ın gündemindeydi. Buldan şunları kaydetti. Yolsuzluklar bitmeden enflasyon düşmez. Bu kadar net. Bunlar enflasyonla değil halkla, emekçilerle, kadınlarla, gençlerle, muhalif medyayla mücadele eden bir AKP-MHP zihniyeti var. Liradan sıfıra attık diye sık sık övünüyor ekonomist genel başkanları olan Recep Tayyip Erdoğan. Doğrudur. Önce sıfırı attılar, sonra da geriye kalanı sıfırladılar. Nasıl olsa sıfırlama bunların işidir.